Sektörler arası turumuz Ankara Bahçelievler'de sağlık sektörü için tıbbi cihazla hizmet veren bir müessesede sürmekte. Medikal, solunum ve uyku apnesi cihazları alanında oldukça başarılı olan ve alanında yılların verdiği birikim ve bilgiyle daha iyi hizmetler sağlayarak hasta ve hasta yakınlarına en iyi hizmetleri vermekteler. Sosyal güvenlik kurum ve özel kuruluşlara mensup tüm hastaların tedavileri için gerekli tıbbi malzemelerin tamamını temin ederek en doğru şekilde ve sağlıklı tedavi yöntemini sunmaktalar. Şimdi mikrofonumuzu Fatih Serin ve Can Sivrioğlu'na uzatıyoruz. Yaklaşık 25 yıldır öncesinde ilaç firmasında uzun yıllar çalıştım, bölge müdürlüğü yaptım. Sonrasında da son 10 yıldır da tıbbi cihaz alanında uluslararası firmalarda önce yöneticilik yaptım. Üst düzey yöneticilik yaptım. Sonra 5 yıl önce de kendi firmamızı kurdum. Şu anda halihazırda oksijen konsantratörü, uyku cihazlarının ithalatını yapıyoruz. Türkiye ile beraber 20'ye yakın ülkede bu cihazları yapıyoruz. Türkiye'de üretilen bir ventilatörün ve Türkiye'de genel dağıtıcılığını ve gene bir yaklaşık 20'ye yakın ülkede de bu cihazların toptan ihracatını yapıyoruz. Bunun yanı sıra iki tane Ar-Ge şirketimiz var. Bu şirketlerde geliştirdiğimiz solunum alanında cihazlarımız var. Ve son dönemde de kemoterapi alanında bir cihaz yaptık. Bunun dışında bu gördüğünüz ortopedi ürünleriyle ilgili de üretime başladık. Ve inşallah bir aksilik olmazsa TÜBİTAK ve POSGAP'te aldığımız desteklerle de ortopedi de gene yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bir protezimiz, o da bu sene çıkacak. Kemoterapide bir robotumuz var. Projemiz bitti. Projeyi de Can Bey'le ortak olarak bir şirketimiz var. Bütün projeyi yöneten mühendis olarak kendisi. İnşallah onu da hem ülkemiz için hem de dünyadaki işte kemoterapi ilaçlarını hazırlamak için tüm dünyadaki elini sunacağız. Çok az bir süremiz kaldı. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren bütün bu söylediğimiz ürünlerle ilgili başlayacağız. Peki hayırlısı olsun diyelim. Şimdi iki tane iddialı olduğunuz, çünkü dünya genelinde ekonomik olarak zor şartlarda elde edilen çalışmayı siz gayet uygun bir fiyat politikasıyla insanlığa diyelim ulaştırmak adına mücadele veriyorsunuz. Az kaldı dediniz. İnşallah bu iki cihazımızı da hayata geçireceğiz. İnşallah. Özellikle yapay zeka protez dediğiniz bölüm ve diğer kemoterapi ilaç hazırlamayla ilgili. Şimdi beyefendiden de onları öğrenelim. Bir emek var. Aynen. Uzun yıllarını harcamış kendisi. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi de kısaca hem tanıyalım hem de bize çalışmanızı şöyle detaylandırın. Bir emek var burada. Can Sivrioğlu ismi. Mekatronik mühendisi. Mekatronik mühendisliği mezunuyum. Bizim çalışmalarımız genelde konvansiyonel biyomedikal cihazların yeni için robot uygulamalarına dönüşmesi için. İlk başta protezden başladım. Evet. Bu çalışmamız hayata geçti. Bir yılda bilemiş sağlamlandı. Kemoterapi de tamamlandı. Yaklaşık ikisini birleştirsek 7-8 yıllık bir çalışmanın eseri. Akademik danışmanlıktan aldık. TÜBİTAK projesi ve POSGAP projede merkez aldık. İlk ve dünyada. Dünyada ilk, evet. Bu çok önemli. Ya çünkü şöyle. Şimdi biz Can'la, Can 5 yıldır projenin üzerinde çalışıyor. Son 3 yıldır da yeni tasarladığımız model üzerinde çalışılıyor. Evet. Normalde ilk model aslında Avrupa'da 3 tane firmanın yaptığı, Amerika'da da bir firmanın yaptığı. Bu robotun aynısı aslında Can ve ekibi tarafından yapıldı. 5. bir model ve marka olarak. Evet. Ama optimum bir maliyet olmadığı için hani bizim ülkemiz ya da çevre ülkelerde bu kadar yüksek maliyetli robotlar kullanılamadığı için yaklaşık 3 yıldır birlikte beraber çalıştığımız yeni model var. Bu daha çok daha düşük maliyetlere, yani Avrupa'daki maliyetlerin neredeyse 5'te 1'ine, Amerika'daki maliyetlerin 10'da 1'ine yapıp başarabildiğimiz bir yeni bir sistem ve yeni bir robot. Dolayısıyla da tüm dünyanın da çok rahat kullanabileceği bir sistem. Bu alan çünkü Türkiye'de şu anda halihazırda var olan bir sistem. Var olan bu sistemle beraber ülkemizde çünkü ciddi anlamda hani hem ülke kullanımında hem de ihracatta da yeni bir kapı açacağına eminiz. Evet, çünkü ciddi rakamlardan bahsediyorsunuz. Siz bunu gayet minimize etmişsiniz. Evet. Herkesle buluşturmanın gayretindesiniz. Hem ülke ekonomisine hem bu çalışmayı dünyanın her yerine tanıtmak adına önemli bir hamle. Ben sizi tebrik ediyorum ekibimizle birlikte. Peki, şimdi 2023 yıl sonrası için beklentileriniz neler sizin kısa, orta, uzun vadede? Yani kemoterapi ilaç hazırlama sistemiyle ilgili
Yani en az 10 ülkede bu sistemi kurmayı planlıyoruz. Onun dışında diğer ortopediyle ilgili ürünümüzü bir aksilik olmazsa yazın onu da çıkarmayı planlıyoruz. Çünkü bahsettiğimiz protez Avrupa'da gene firmaların yaptığı bir protez. Ne yazık ki çok üzücü bir süreç yaşadık. Ülkemizde Malum depremle deprem karşı şu an. karşıya oldu. Ve ne yazık ki ampute olan insanlar var. Bu protez ampute olan insanlarda kullanılıyor. Ve bunu da hani birçok ülkede yani ciddi anlamda karşılık bulacağını daha düşük maliyetlerde üretiyoruz çünkü. Evet. Mesela şu anda Afrika'da birkaç ülkede kemoterapi robot sistemini en azından onların da kendi kemoterapi tedavilerini kendi ülkelerinde yapıp işte Avrupa ülkeden ya da Amerika'ya gitmeden ülkelerinde bu hizmeti alsınlar istiyoruz. Görüştüğümüz konsolosluklar ve ülkeler var. Oralarda sistem kuracağız. İşte Rusya'da ve Türkiye Cumhuriyetleri ile şu anda görüşüyoruz. İşte Avrupa'nın bazı yerlerinde ülkelerle görüşmelerimiz hala devam ediyor. Onların bizden tek beklentisi mevcutta bu sistemin Türkiye'de hızlı bir şekilde belgelendirilip sonra işte bu bahsettiğimiz ülkelerde kurulumun gerçekleşmesi. Bu ülkelerden bahsederken siz bunları bakanlık nezdinde mi yürüteceksiniz? Tabii Sağlık Bakanlığı nezdinde görüşüyoruz. Çünkü her ülkenin bu cihaz, bu kemoterapi robotu tıbbi cihaz olarak geçmiyor. Evet. Hastane mobilya statüsünde. Dolayısıyla da onların kendi iç birliklerinde yer alan izin alma süreçleri var. Dünya çapında çalışan Türkiye'de olan bazı şirketler var. Onlarla da beraber projeyi yürütüyoruz. Orada da gerekli izinleri alarak bunları hayata geçireceğiz. Ankara'da toplamda 7 mühendis var kadromuzda. Can'ın dışında, Can çünkü proje ortaklarımızda. 20'nin üzerinde bir ekibimiz var.